İhva sözlükte örtmek ve gizlemek anlamlarına gelir. Terim olarak şöyle tanımlanabilir. İhva, ihva harflerinden önce gelen tenvin veya sakin sakinluğunu izharla idgam arasında şeddeden uzak, gunneli şekilde okuyuştur. Bu harfler şunlardır. T F. جيم دال ذال زا سين شين صاد ضاد طا ظا ضا, فا قاف كاف على كل شيء قدير من قبلكم ما فأخرج جنات تجري من ثمرة عذاب شديد فانصرنا إن كفرتم وطعاما ذا غصة مكانا ضيقا قولا ثقيلا انظر هجرا جميلا أنزل الله إزعاج İzhar, sözlükte açıklamak, beyan etmek, ortaya çıkarmak anlamlarına gelir. Tecvid kuralı olaraksa, tenvin veya sakin nundan sonra boğaz harfleri denilen elif, ha, ha, ayn, gayn, he harflerinden birisi gelirse, izhar olur ki bu durumda tenvin veya cezimli nun açıktan okunur gizlenmez ve idgam da yapılmaz. Azabun elimun. Kavmun hasimuna. Min hayrin ilahin gayruhu. En'amte. Gafurun halimun. عنها من آمن فإن عصوك من خوف عن هذا من غل إكلاب İklap, sözlükte döndürmek, çevirmek anlamlarına gelir. Tecvid kuralı olaraksa, bir harfi, bir harfin yerine koymaktır. Tenvin veya sakin nundan sonra, ba harfi gelirse, iklap olur. Bu durumda, ba harfinden önce gelen tenvin veya sakin nun, mim harfine çevrilerek okunur. Enbe'ehum, Enbe'ehum, min ba'di min ba'di semi'un basirun semi'un basir layun bezenne layun bezenne gibi bizen bihim من بقلها من بعد سميع بصير يومئذ بجهنم انبئهم من بني ادم vembetna kalkale Sözlükte kuvvetli şeylerin sesine ya da bir şeyin kımıldamasına kalkale denir. Tecvid kuralı olaraksa mahrecin deprenip kımıldamasına, kuvvetli ses çıkarmasına denir. Kalkale harfleri olan Kutbu Cedin olarak bilinen kaf, ta, b, cim, dal harflerinden herhangi birisi kelimenin ortasında veya sonunda sakin olarak bulunursa kalkale olur ve harfin mahreci sarsılarak okunur. Samed ebter qitun maqbulin tenc'alune Gibi. وَيَبْغُونَهَا أَنْ لِتَجْرِيَ فَرَدَدْنَاهُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَارْزُقْنَا لَمْ يَلِدْ اَطُعَنَهُمْ Zamir Zamir, kelimenin aslından olmayan ve kelimenin sonuna bitişen H harfidir. Uzatılıp uzatılmamasına göre zamirin iki durumu vardır. 1. Zamirden önceki harf harekeli ise zamir uzatılarak okunur lehu bihi innehu yubeşşiruhu gibi. 2. Zamirden önceki harf sakinse, zamir uzatılmadan okunur. İleyhi aleyhi nasaruhu halaknahu gibi. عبده اجعله اسمه عليه اهله ذريته لعبادته شفاعته Ra'nın okunuşu. Kur'an dilindeki diğer harfler ya kalın veya ince okunmalarına rağmen ra harfi duruma göre ince veya kalın okunur. Ra harfinin kalın okunduğu yerler. 1. Ra harfinin harekesi üstün veya ötre ise kalın okunur. Ruzikuna <laughs> biresulihim 2. Ra harfi sakin kendinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa. Üşum fil-ardı 3. Ra sakin cezimli kendisinden önceki de sakin kendinden öncekinin evvelindeki harfin harekesi üstün veya ötre ise o zaman da kalın okunur. Vel-asr Husr. 4. Ra sakin, kendinden öncekinin harekesi arızî bir esre ise. İrci'i. 5. Ra sakin, kendinden önceki harfin harekesi esre ve kendinden sonra da istila harflerinden birisi gelirse kalın okunur. İstila harfleri şunlardır. Ha, sad vad ta za gayn gaf misal dir ra harfinin ince okunduğu yerler 1 ra harfinin harekesi esre olursa ve zillezin 2. Ra sakin kendinden önceki harf esreli olursa ince okunur. Fe'l firlena 3. Ra sakin önceki harf de sakin onun evvelindeki harf esreli olursa. Hicr. 4. Ra sakin kendinden önceki harf harfi liin olursa. Hayr seyr gibi. Sakin Mim'in Okunuşu Sakin, cezimli mimin üç farklı hali vardır. 1. Sakin mimden sonra harekeli bir mim gelirse, bu durumda idgam-ı misleyin mal gunne olur. Aleyhim sadetun 2 sakin mimden sonra B harfi gelirse ihva olur. İnne rabbehum bihim 3. Sakin mimden sonra ba ve mimin dışındaki harflerden biri gelirse izhar olur. Me'akum <laughs> innema اطعمهم من جوع وهم من ترميهم بحجاره وهم بامره هم فيه لكم دينكم